Günaydın canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Biz de Almanya'ya geldik. Yani buraya alışmak acık zor. Çünkü erken uyanıyorum. Sabah erkenden kalkıyorum. Bir daha yani sizi göstereyim. Şu hava şu anda bir görseniz. Bulanık bulanık böyle. Bir göstereyim size. Ya bakın böyle. Bulanık bulanık. Yerek. Tam yani kış, sonbahar havası böyle. Böyle uzaklar da görünüyor. Hiç sevmedim havası yani. İşte evime geldim. Kaylı kağıt kürek işi başlıyor. Dilek'te akşam pizza yaptım. Çok lezzetliydi söyleyeyim yani. Merhaba canlarım. Bugün evdeyim. Neyse bir sorayım. Siz nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Şu hastalık meret bir türlü gönderemedik. Yani hala çok acil hasta olanları var. Evi temizliyorum, ütü yapıyorum. Hani şu anda asansör çalışmıyor, çöp aşağı götüremiyorum. Onun içine evin içini çok uğraşıyorum. Daha yeni Ceryan geri geldi. Ev işini göreyim. Ondan sonra çöpümü götüreyim aşağı. Bugün de hava göstereyim size. Çok yağmurluydu gece. Şimdi iyi. Şu anda oturma salonu temizliyorum. Koltuğun altını bir temizleyeyim. İşte amca dışarı çıktı. Forget about you, 'cause what you did is not that cool.
nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız gördüğünüz gibi Allah'a şükür iyiyim. Bugün böyle her günkü gibi koşturmalı bir gün ama bol beyin yormalı bir gün, öyle söyleyeyim. Şimdilik saat 10.35. Ben nereye gidiyorum? Berat'ın okulunda saat 11'de bilgiler toplantısı var. Ne mesleğiyle işte alakalı şeyler konuşacağız. Ya onlar sıkıntı değil. Benim birkaç tane evrak işlerim var. Osman'la alakalı. Onları halletmem lazım. Onları ben pek çok çözemediğim için anneciğimle yapacağım. Annemi bekledim. Pazartesi, yani hafta içi. Çünkü o evrakları teslim etmem lazım. BAföG diyorlar ona. Ne için? Okul okuma parası gibi bir şey işte. Neyse, Almanya'da yaşayanlar bunu bilir. Ona başvuru yapacağım. Ondan sonra bugün ne yapacağım? İlk önce şunu söyleyeceğim size. Şimdilik videolarım o kadar çok uzun ki. Ama kesilecek yer yok. Yani çöpe atacak yer yok o videolarda. Bir baktım 50-60 dakikalık video. Şimdi sizi de 50-60 dakikaya bağlamak istemiyorum. Sonra diyeceksiniz, yuh delik bu ne diyeceksiniz diye. Şu şekilde olacak şu birkaç videolarım. Seri halinde, yani bir dizi bir yerde bitiyor, diğer tarafta devamı başlıyor gibi bir şey olacak. Çünkü hatırlıyorsanız geçen Belina yapacağım dedim. Belina'yı oraya yerleştiremedim. Bu videoyu yerleştireceğim Belina'yı. Ondan sonra yemek yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Medipax'a gittim, gezdim. Annem video çekti. Diğer videomdan mesela pizza yaptım. Pizzadan bir şeyler anlatıyor. İşte böyle film halinde, dizi halinde bir vloglar bekleyecek sizi. Çünkü çekiyorum. Mesela bir gün çekmiyorum ama diğer gün o kadar çok uzun çekiyorum ki anlatamam size. Diyorum ki ben bunları ne zaman çekmişim diyorum. Bu şekilde. İnşallah beğendiğiniz vloglar olur arkadaşlar. İnşallah baştan sona kadar izleyip bizi destek edersiniz. Desteklersiniz. Konuşamadım. Destek edersiniz. Bu ne demek ya? Bu ne demek? Evet, bugün kimseyi takmadı peşime. Allah'tan toplantıya gidiyor. Düşünsene, annem, teyzem, babam hepimiz cümbüş olarak gidiyormuşuz. Arkada şu gördükleriniz arabanın yazlık tekerlekleri. Biz kışlıkları taktırdık. Ama oraya çekemedim. Çünkü o arada babam onları taktırırken ben Medipax'ı turladım. Annemle, teyzemle. Ve Medipax'la bir anlaşma içeriği derken, yani gideceğim. Reklam değil ama Almanya'da yaşayanlar mesela mobilya almak isteyince bir fikir olur oradaki mobilyalar diye düşündük. Oradaki abiyle konuştuk. Hafta içi bir gün, önümüzdeki haftalarda, şu an değil, kampanyalar olduğu dönemlerde gidip çekim yapacağım. Size mağazayı göstereceğim, işte ne gibi mobilyaları var, yeni ürünlerini falan. Böyle bu şekilde. Aynen. Başka ne yapıyoruz? Yemek. Bugün yemek. Gene yemek. Yemek arkadaşlar yani. Yemekte ne düşünüyorum? Nohutlu pilav ve tüm tavuk haşlayacağım içerisine. Çünkü acayip canım çekti. Aslında dün yapacaktım. Ama Haloğlu aradı. Dilek dedi, sana bir şey diyeceğim dedi. Ne? Canım ne çekti biliyor musun? Ne çekti dedim. Geçen kuzu kestirmiş, yani kuzu yaptırmış, işte paketletmiş böyle parça parça. Bize de pirzolharca kuzu yenmiyor arkadaşlar. Ben de hepsi annemin buzluğuna attım, ortak kullanırız diye. Geçen pirzoları falan neyse yaptık ettik. Annem de bir şeyler aldı içinden. Ben de dedi, geçen getirdiğim kıyma var ya dedi. Dedim. Onu güzel içine böyle bol soğanlı biberle dedi, kavurup dedi, pişir dedi. Hiçbir şey katma içine dedi. Bir de güzel bir pilav yap dedi. Allah Allah dedim. Bir de sen beni dinlesen dedim. Ben de dedim pilav yapacaktım ya dedim. İçerisine tavuk haşlayıp böyle nohutlu falan, canım acayip çekti dedim. Tamam o zaman sen de tavuğu haşla dedi. Pilavı da yap, ortak yedik pilavı dedi. Sen tavuğunu, ben de kıymamı yerim dedi. Ya saçmalama dedim. Tamam dedim. Hadi kapat dedim. Neyse kapattık. Tutup o kadar yemeği kim yiyecek? Hep kalıyor ertesi güne. İki gün sonra oturup onları yiyeceğiz. Dedim o zaman sadece kıymayı kavurayım. Neyse kıymayı falan kavurdum. Tam pilav böyle çıkardım. O eve geldi dedim. Emin misin pilav istediğine? Var ya dedi, hiç pilav yapma dedi. Salatalık falan doğra dedi. Böyle işte yeşillik doğra dedi. Kıymaya getir. Bir de geçen taze pide almışlar böyle upuzun.
Bandıra bandıra yiyeceğim. Bir de yanına şerbet yap dedi. Ne alaka? Neyse, ben de artık bir dilim ekmek arası pastırma yedim. Salam yedim işte. Oturdum böyle masaya. Onlar onu yedi, çocuklar falan. Osman yemiyor. Osman kesinlikle kuzu yemiyor. Anlıyor zaten. Zaten kokuyordu yani. O şekilde. Osman da zaten evvelsi günden kalan pizza hamurunu buzdolabı koymuştum. Makini kaldırmadan pizza makinesini hemen iki tane ince pizza açtım. Ona da onu yedi. Kıyma yemeyecek kişiler onu pizzayı yedi. O şekilde arkadaşlar bir gün geçirdim. Kıymayı çekmedim. Niye çekmedim? Çünkü çok acelem vardı. Yani inanın çok acelem olduğu zaman kesinlikle video çekemiyorum. Çünkü o an ona odaklanıyorum. Kamerayla durdur, başlat, durdur, başlat uğraşamıyorum. Böyle ya yemek yapınca böyle birazcık da olsa vaktin olması gerekiyor gerçekten. Bu arada yüzüm hiçbir şey sürmedim arkadaşlar. Hiçbir şey derken sadece şuradaki benim roz hastalığına concealer sürdüm. Hemen bak nereye geldi konu görüyor musunuz? Şu hafif pembe bir allık highlighter. Gözümde de eyeliner bir de kiprinle rimel. Başka hiçbir şey yok. İyi oldu böyle. Yo, toplantıya gidiyor. Kadın sonra demesin bak. Ruh gibi kadın geldi oturdu karşıma. Gerçekten şu an makyajsız acayip ruh gibiyim yani. Çok fazla bir makyaj yok ama ruh gibiyim. Öyle diyeyim. Hatta bir gün hiç makyaj yapmayayım da bir bakın. Bu ara ruhlaştım. İçimin ruhu dışıma vurdu. Yani şimdilik böyle bir 6-7 dakika sizinle sohbet etmiş oldum. Şimdilik ne yapıyorum? Oraya gidiyorum, geri geliyorum. Evde inan o kadar çok işim var ki anlatamam size. Ama öbür işlerim de ev işim kadar çok önemli. Onları halledeceğim. Çünkü ayın 10'unda teyzemi hastaneye götüreceğim. Pazartesi 11'inde tekrar götüreceğim. 12'si ameliyat olacak. Biraz ayrı bir stres başlayacak şimdi tekrardan. Bu videonun içinde mi olur? Önümüzdeki videoda mı ne? Teyzem bu şeyi nasıl, akciğer kanseri nasıl ortaya çıktı videosu çekeceğiz inşallah. Öyle. O zaman ben neredeyse geldim. Kendinize çok iyi bakın. Birazdan görüşürüz. These skies of a different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay course of God, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you.
different light. Why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. You know I wanted to stay course of guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. Evet arkadaşlar, anneme şöyle güzel bir Türk kahve makinesi hediye aldım. Evimde de bir sürü fincan var biliyorsunuz. Şöyle bir takım da fincandan getirdim. En sevdiklerimden getirdim. Annem ne yapıyor? Yeah. Annem de şu an mutfakta sarma saçacak. Akşam mı sardınız? He, akşam sardık. Şimdilik de yiyeceğiz. Oh, afiyet olsun. Orada ne var? He, orada fasulye var. Dünden yemekler değerlendiriliyor. Şimdi teyzecim bize Türk kahvesi yapacakmış. Hadi teyzecim. Kim, ben? Evet, sen. Bu makine biliyorsun. Bunu önce bir su kaynayacağım böyle. Bunun suyu kaç dakikada kaynıyor? Bilmem. Bilmem. Biz bir... Eşim bilir. Sen... Evet. Dün Medipaksan aldım. Annemin mutfağına bu renk gittiği için bu rengi aldık. Değil mi? Şu Thermomix'i de bir ayarlay. Ya bir şey yapamıyorum bundan. Şu plafile de alternatif at kaldı içine. Evet. Bir bakın ya, benim şu sarma var ya. Mis gibi, mis, mis. Bir daha. Bakın, bakın. Direk. Efendim. Su koyayım, doldurayım. Çok az bir şey. Koy. Ama yeni kaynasın. Tamam, yeter. Çok doldur mu? Taşar. Bir fişe dakika. Taktın mı? Yok, takmadım. Çıkardım. Fişe orada. O kafe maşini. Gezeceğim. Kafe maşinin yanındaki boşluğa tak. Dur. Aha, arkada kalmış arkadaşlar. Bir şey saklamışlar bizden. Saklı mı? Anne, yemek masaya gelmeden doydun galiba. Aşağı yukarı. Ya bir deneyim ama. Termomikron fişini çekmeyin. Oraya da. Ha, orada boş bırak. Hadi ayrı. Yukarı çevir. Hadi bak, hop. Prizi. Ha. Çanta açacağım. Çantaya da düğmeye bas. Bir dakika. Bir dakika. Stres yok. Evet. Teyzem Türk kahvesi yapacak bize. Tamam, o şimdi ilk kullanıyor. Tamam, şimdi üste bas, sadece su koyduk arkadaşlar şimdi içine. Üste bas düğmeye. Bir kere bak, tamam. Şimdi o kaynamaya başlıyor. Bu kaynaya kadar biz de fincanlarımızı hazırlayalım. Arkadaşlar şimdi altın kızlar yemek hazırlıyor. Ben de bir kahve içip çıkacağım. Şimdi bir tane şeker atıyorum. Bir tane fincan su koyuyorum. Ondan sonra yıkadık güzel deniz. Ondan sonra şöyle bir tane kahve koyuyorum.
Anacığım, şuradan bir tane kaşık alayım. Şimdi bir kaşıkla karıştıralım. Evet. Ondan sonra güzelce içine yerleştiriyoruz. Basıyoruz. Üstü mavi yanıyor. İki tane dırır yaparsak demek ki oturdu ve kaynamaya başlayacak. Kahvede şeyi seçtik. Aldi'ye gelmiş böyle kuru kahveci Mehmet Efendi. 250 gram. 4 euro falan değil mi anne? 4 euro arası bir şeydi. İşte kendime bir tane fincan hazırladı. Evet, dumana gelmek üzere. Şimdi ben ama ne yapacağım biliyor musunuz? Böyle kabarmaya başlayınca kaynatmayacağım, kapatacağım. Çok fokur diyor yoksa. Çünkü üzerinde sensörü var. Normal şartlarda sensörü şey yapmanız lazım, adını getirin. 2-3 fincan yapınca sensör iyi oluyor. Evet, şu şekilde güzel bir bol kahveli, bol köpüklü bir kahve oldu. O zaman bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar, şimdi şu açıdan bir tane video ayarlamaya çalışıyorum size. Bir saniye. Evet, oldu herhalde ya. Olmuştur. Heh. Ne yapıyorum? Kaç gündür canım nohutlu pilav ve tavuk istiyor. Tavuk suyuyla olacak ama bunu süzeceğim birazdan. Şöyle şuraya alayım. Tencerelerim gözüküyormuş. Evet. Beni de görün istiyorum bu videoda ama. Heh. Oldu şimdi. Annem birden geldim. Türk kahvemi içtim. Hemen tavuğumu açladım. İnan sabahtan beri yoldayım yani. Dışarıdayım. İşlerim vardı. Evet. Alkış. Ocak geri takıldı. Bu oluyor. Ocağım olmuyor. Bir kilitleyelim. Açalım. Hemen geliyorum. Evet, ocağım bazen böyle takılıyor, kafayı yiyor. Sigortadan komple bir kapattığım zaman geri açılıyor. Bu arada ismini değiştirdim. Kırmızıydı. Yani bu şekilde. O kahve makineyi ben anneme hediye aldım. Niçin hediye aldım? Tabii ki daha bu bir şey değil. YouTube'u benle yaptığı için anneme YouTube hediyesi aldım. Teşekkür hediyesi. Öyle diyelim. Aslında Türk kahve fincanı falan da alacaktım. Ne zamandır da istiyordu. Şimdi kendimden verdim. Bir takım daha var. Pek neredeyse çoktandır kullanmıyorum. Zaten onu da çok seviyor. O takımı da vereceğim. Bir tane üstüne hediye alırım. Şimdi bunu yapalım. Vallahi inanın yoruldum. Öğlene doğru annemgile bir kahvaltıya gittim. Bir dilim ekmek yedim. Ondan sonra ne yaptım? Gittim veliler toplantısına. Orası uzun sürdü bayağı bir. Eve geldim. Videomu hemen 2 dakikada edit yaptım. Paylaştım. Arabanın tekerlerini indirdim çocuklara. Ondan sonra annemgile geri evet annemgile gittik. Sandalye baktık. Büro masa sandalyesi yani şey masa sandalyesi baktık ders için. Annem de evrak işleri yapıyor ya. Ondan sonra oradan işte Akkaya gittik. Akkaya'dan sonra Aldi'ye gittik. Geldik herkes evine. Ben geri annemkine geçtim. İşte onlar yemek yedi. Ben kahve içtim. Gördüm zaten. Bu şekilde eve geldim. Şimdi yemeğimi yapacağım. Büyük bir ihtimal tekrar sonra annemkine gideceğim. Ya da annem gelir bakalım işte. Çekebilirsem çekerim, çekemezsem kusuruma bakmayın. Bu video da karışık bir video olacak. Çünkü önceki videolardan da eklemiş olmuş olacağım.
Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizde de yemekte ne vardı? Merak edeceğim. Ben bunun yanına şey yapacağım. Turşu da yapacağım. Turşu yapacağım. Turşu koyacağım yani. Biraz salatalık, biraz lahana turşu koyarım. Turşularım çok güzel oldu bu arada. Efsane. Bu ara şey yapmak istiyorum. Canım tatlı bir şeyler istiyor. Bilmiyorum, hep canım tatlı istiyor bu ara. Tereyağı çıkaracağım. Az bir şey de tereyağı ekleyeceğim. Bizim tereyağı dolaba koymuş. Ben her zaman bir paket tereyağı dışarıda bırakıyorum. Şey için kek falan yaptığımız zaman ya da poğaça falan yaptığımız zaman her zaman lazım oluyor. Zaten havada serin. Önceki yaz kadar böyle dışarıda erimiyor. Tavuğun suyunu biraz sonra ayarlayacağım. Biraz tereyağı ekleyelim. Güzel olacak, güzel. Geçen de yapmıştım ama 2-3 gündür bir yandan böyle hep aklımda kalanlar, mesela bir ara canım lahmacun yapmak istiyor. Çoktan lahmacun da yapmıyor. Beni tanıyın videosu çekeceğim bir tane size. Evet, ben bunu kavurayım, yanan geliyorum hemen. Evet, şimdi bir bardak su ekleyeceğim. Geri kalan 3 bardağı da tavuk suyu ekleyeceğim. Şöyle. Böyle koyacağım. Eğer eksik olursa. Bir bardak da nohut ekleyeceğim. Altını açalım tekrardan. Bir tuzuna bakalım. Suyunu al. Biraz tuzunu çekiyor. Evet. Buna yeter. Kaynamaya başlasın, altını kapatacağım. Bu arada bir de tavuğumuza bakalım. Daha kaynar ama bence şöyle biraz daha bekleyebiliriz. Çok güzel olmuş. Sosunu yiyeceğiz. Biraz bir şey yapalım. Bundan sonra yaparız. Yiyeceğiz yani. O zaman birazdan görüşürüz. Gittim. Beni niye gösteriyorsun? Tavukların içerisine, tavukları pilavımın içerisine alıyorum. Bugün kameranın, şu an bir kameramanım var. Evet. Şey, pilavına bu arada tane tane bakın. Evet. Üzerinde herkes tavana karabiber eklesin. Yanına turşu. Haydi bize afiyet olsun. Değil mi Osman? Evet.
Evet arkadaşlar, merhaba. Gene bir videonun sonu çekmeyi unutmuşuz. Osman sağ olsun, hemen kapatmış çünkü telefonun şarjı bittiği için. Ama sıkıntı yok. Hemencik bir son yapayım dedim videomu sizinle paylaşmadan. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. annemle teyzem nerede diyeceksiniz belki. Onlar şu an babamla bir şey bakmaya gittiler. Dışarı arabayla yerinde oynamış yani gitmişler. Olsun, sıkıntı yok. Ben kapatıyorum. O zaman videoyu kapanışını yapayım. Bu arada pilavla tavuğun tadının nasıl olduğunu söyleyeyim hemen. Muhteşem oldu. İnanın tavuk suyuyla. Komple tavuk suyu yapmıyorum. Bir bardak normal su koyuyorum. Çünkü yoksa çok ağır oluyor. Ama bu şekilde çok güzel oldu. Her şey güzeldi. Yemek daha o akşam bitti. O gördüğünüz tava bitti. Evet, birazdan diğer vlogu çekmeye başlayacağım. O zaman ne diyoruz? İlk önce Allah'a emanetsiniz. Sonra kendinize. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. İnşallah beğendiğiniz vlog olmuştur. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. O zaman diyorum ki kocaman öpücüğümle görüşürüz.